Sözcükte anlamda soru bankamızdan bazı soruları seçtik. Tekrar soru bankamızı size gösterelim. Instagram'dan çokça yorum almıştık soru bankasının içeriğini görebilir miyiz diye. Size şöyle hızlıca bir göstermek isterim. Anlam ve dil bilgi sorular. İçindekileri de şöyle bir göz atabilirsiniz isterseniz. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, dil bilgisi konuları ve en sonunda karma testler. Hem dil bilgisinden hem de anlam bilgisinden karma testler var. Böylece tüm Türkçeyi yeni sınav sistemine uygun olarak tarayabilirsiniz. Cevap anahtarları, anlam bilgisinden karma testler. Şimdi... Arkadaşlar, internet altyapısında bir problem yaşadığımız için YouTube canlı yayını olmayacak. Yayın sadece Instagram üzerinden devam edecek. Elimizden geldiği kadar buradaki yayının da sağlıklı olması için çaba sarf edeceğiz. Bugün burada sözcükte anlam konusuyla çözeceğimiz soruların hepsi yeni çıkacak. Şu an ön siparişte olan soru bankalarımızın soruları. Bilginiz olsun. Zaten yayın içinde de hocamız bilgisini verecek. Hocam ben sözü size bırakıyorum. Tamam. Soru çözümlerine başlayalım. Şöyle vereyim size. Sözcükte anlamdan bazı soruları seçtik. Size çözeceğiz. Biraz önce birinci testten 11. soruyu çözmüştüm. Tekrar çözeyim. Belki internetin gazabını orada göremediniz. Şimdi paragraf biçiminde verilen ve altı çizili söz öbeğinin parçaya kattığı anlamı bizden isteyen bir soru tipi. Bu soru tipinde özellikle dikkat etmeniz gereken sadece ama sadece bize soru kökünde verilen altı çizili sözle anlatılmak istenenin cümleye kattığı anlamı bulmaktır. Çünkü soru yazarları şunu çok iyi bilir. Öğrenciler parçanın herhangi bir yerinden anlayabilecekleri anlamı şıklarda seçebilir, işaretleyebilirler. O yüzden çeldirici olarak bunu kullanır soru yazarları. Lütfen siz de paragrafı okuduktan sonra altı çizili kısmın cümleye kattığı anlama bakmaya çalışın. Paragrafı okuyalım beraber. Profesör konferans salonuna geldiğinde ön sırada oturan bir seyis dışında kimsenin olmadığını gördüğünde konuşmaya çalışsa da odaklanamayıp bocalayınca buradaki tek kişi sizsiniz. Ne dersiniz? Konuşmalı mıyım, konuşmamalı mıyım demiş ve seyis de ben basit bir insanım ama ahıra gelsem tüm atlar kaçmış sadece bir tanesi kalmış olsa yine de onu beslerdim demiş. Profesör bu sözlerden etkilenmiş ve konferansa başlamış. Uzun süre konuştuktan sonra o kadar mutlu hissetmiş ki aynı hisleri paylaştığını düşünerek konuşma nasıldı diye sormuş. Seyis ise ben basit bir insanım demiştim. Ama şunu iyi biliyorum ki ahıra gelsem tüm atlar kaçmış ve bir tanesi kalmış olsa onu beslerdim. Ne var ki tüm yemi ona verip hayvanı çatlatmazdım demiş. Önemli olan buydu. Biraz önce de söylemiştim. Altı çizili kısmı. Şıklarda bulabilmek için ilk önce kendi fikrimi şıkları kapatarak oluşturmaya çalışıyorum. Tüm yemi ona verip hayvanı çatlatmazdım ne demek? Ona doyabileceğinden fazlasını verip onu sıkıntıya sokmazdım. Çatlayarak hani biz de deriz ya çok yediğinizde çatlayacağım şimdi diye. Onun ölmesine sebebiyet vermezdim mesela. Bunu söylemek istiyor. O zaman fazla bilginin her zaman iyi olacağına değinmemiş. Aksine fazla bilgi burada iyi olmadı. Bilmek kadar öğretmek de kıymetlidir. Öğretme vurgusu yok. En iyi öğretmen kişinin kendisidir. Başkası öğretemez, kendin öğrenirsin gibi bir şey de söylenmedi. Kişiye ihtiyacı kadar bilgi verilmelidir. Aynen. Tüm yemi ona vermiyorum. Ne kadar yeme ihtiyacı varsa onu veriyorum. O halde doğru yanıt D seçeneğidir. Sözcükte anlam ikinci testten ikinci soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylama vardır demiş. Dolaylama ve ad aktarması öğrencilerin ben çok iyi biliyorum dediği halde karıştırdığı iki anlam olayıdır. Dolaylama tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden fazla sözcükle anlatılmasıdır. Birkaç tane örnek verelim isterseniz. Mesela. Beyaz altın bir dolaylamadır. Beyaz altın derken kastedilen şey, çoğu zaman öğrenciler bunu gümüş diye düşünürler ama hayır. Beyaz altın pamuktur arkadaşlar. Çukurova'da beyaz altın çokça yetişir desem mesela, beyaz altın pamuktur. Onun dışında ne vardır? Kara elmas, kömür. Genelde erkeklerin tabii daha çok ilgilendikleri için futboldan değil,
dolaylı mı önerelim? Hocam arkadaşlarımız biraz daha büyük yazmanızı rica ediyorlar. Tamam. Neşin yuvarlak, top denebilir. Onun dışında file bekçisi, kaleci, yavru vatan Kıbrıs, Mevlana diyarı Konya gibi örnekler dolaylama örnek verilebilir. Şimdi bakalım A şıkkında çocuğumun bu aptal kutusuyla vakit geçirmesini uygun bulmuyorum. Aptal kutusu derken kastedilen şey televizyon olmuş arkadaşlar. Televizyon demek yerine aptal kutusu demiş. O zaman tek sözcükle karşılayabileceği bir şeyi birden fazla sözcükle anlattığında dolaylama yapmış oldu. Televizyona dair başka bir dolaylama da şöyle de söylenebilirdi. Beyaz cam. Beyaz cam televizyonun dolaylamasından bir tanesi. Peki ya beyaz perde deseydi? Beyaz perde deseydi de bu sefer sinemayı kastetmiş oluyordu. Peki, A seçeneği yanıtımız. Ama ben B'ye de biraz eğilmek istiyorum. Camı açtı, içeri giren mis gibi havayı koklarken iyi ki köydeyim dedi. Şuradaki cam sözcüğündeki anlam olayına da bakalım. Cam sözcüğünde de aslında ad aktarması vardır. İkinci basamakta Türk Dili ve Edebiyatı testinde karşımıza da Mecazi Mürsel diye çıkacak. Ad aktarması da bir sözcüğü benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük, yani başka bir anlam ilgisi kurarak anlatmaktır. Bu iç dış ilişkisi olabilir, eser yazar ilişkisi olabilir, bölge halk ilişkisi, neden sonuç ilişkisi olabilir. Cama bakalım, camı açtı. Şimdi evinizdeki en yakın cama yöneldiğinizde, camı açmak isterseniz ne yaparsınız? Onun etrafındaki çerçeve olan pencereyi açarsınız. Pencerenin kulbunu tutarsınız. Cam onun içinde kalan kısımdır. Camı açmazsınız, pencereyi açarsınız. Ama biz ne deriz? Camı aç deriz. O zaman iç dış ilişkisiyle ad aktarması yaptım. Bu tıpkı çok acıkmıştım, 3 tabak yedim demek gibidir. 3 tabak derken aslında kastettiğim şey tabağın içindeki yemeklerdir, değil mi? Ad aktarması. Bunu neden söyledim? Dolaylama ve ad aktarması birbirine karışabilir. İkisi farklı anlam olayıdır. Onu göstermek istedim. Evet, diğer sorumuza bakalım. Hocam, istersen birinci ödüllü sorumuzu tamam, koyalım. Tamam. Şöyle alalım. Birinci ödüllü sorumuz atasözleriyle ilgili bir ödüllü soru. Ağaçtan maş olmaz, mum dibine ışık vermez, el kazanıyla aş kaynamaz, terzi kendi söküğünü dikemez. Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca aynı doğrultudadır demiş. İki seçeneğimiz var. Aynı doğrultuda olan atasözlerini seçerek. Arkadaşlar biliyorsunuz ödüllü sorularımızın yanıtlarını Instagram canlı yayınımız bitince hikaye bölümüne anket olarak atıyoruz. Siz de doğru olduğunu düşündüğünüz cevabı işaretliyorsunuz. Doğru cevap veren arkadaşların arasından seçeceğimiz bir kişiye bugün ilk defa soru bankamızı, evet Türkçe soru bankasını vereceğiz. Her soru bir soru bankası vereceğiz. Toplamda 3 sorumuz var bugün. Ekran görüntüsü almanızı öneririm. Soruyu daha sonra da değerlendirmek ve yanlış çözmemek. Hocam devam edelim. Tamam. Bu arada unutmayalım arkadaşlar, sorular yeni çıkacak. Şu an ön siparişte olan soru bankamızın soruları. Evet, sözcükte anlam ikinci testimizden dördüncü soruyu çözüyoruz. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklı bir yolla oluşmuştur diyor. Bu tarz sorularda tüm seçeneklerdeki ikilemelerin altını çizebiliriz. Bu eğri büğrü yollardan güçlükle geçtik. Eğri büğrü. Annesi olarak abur cubur yemesini istemiyorum. Abur cubur. Eski püskü dediğin evde tüm çocukluğum var. Eski püskü. En sıkı fıkı olduğum insanlarla şimdi uzağım. Sıkı fıkı. Bu ufak tefek çocuğun galip gelmesine şaşırdık. Tüm ikilemelerin altını çizdik. Bir tanesi diğerlerinden farklı. Farklı olmasının nedenine bakalım. Eğri büğrü derken eğri sözcüğü tek başına anlamlı bir sözcük. Ama büğrü tek başına anlamlı değil. Yani büğrüyü tek başına bir cümlede kullanamazsınız ama eğriyle beraber bir ikileme olarak kullanıldığında aklınızda bir şeyler canlanır. O zaman biri anlamlı, biri anlamsız sözcükle oluşmuş A seçeneğindeki. Annesi olarak abur cubur yemesini istemiyorum. İkilememizi gördük. Abur tek başına anlamlı değil. Aynı şekilde cubur da. Yani başka bir cümlede aburu ve cuburu tek başına kullanamam. O zaman ikisi de anlamsız sözcükler.
Diğer seçeneklere bakalım. Eski püskü dediğin evde tüm çocukluğun var. Burada bakın eğri anlamlıydı ya. Burada da eski anlamlı ama püskü anlamsız. En sıkı fıkı olduğum insanlarla şimdi uzam. Sıkı anlamlı, fıkı tek başına anlamsız. Bu ufak tefek çocuğun galip gelmesine şaşırdık. Ufak anlamlı ama tefek tek başına anlamsız. O yüzden oluşum yolu açısından farklı olan B seçeneğindeymiş. Diğer sorumuza bakalım. Yine sözcükte anlam test 2'den 9. soruyu çözüyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sesteş sözcükler bir arada kullanılmıştır? Diyor ki, sesteş sözcük gördüğünde hemen işaretlemek isteme. Onun bir arada kullanılmasını iste. Peki sesteş sözcükler ne demek? İki temel anlama sahip olan sözcükler. Bir örnek verelim. Mesela gül sözcüğü sesteş bir sözcüktür. Bir tebessüm etmek anlamına gelir. Bir de bir çiçek türüdür. Onun dışında yüz sözcüğü sesteş bir sözcüktür. Bir çehre anlamına gelir. Sayıdır veya yüzmek eylemini kasteder. Onun dışında ek sözcüğü sesleştir. Bir tohum ekmek derken kullanırız. Bir de ilave anlamında kullanırız gibi. Bunlardan her iki anlama geleni de bir arada istiyoruz. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutup, saygılı. Burada yok. Sen yollara düşüp deli divane aramıyorsun. O sana acıların en büyüğünü tattırıyor. Burada da yine kullanılmamış. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Geç sözcüklerine bakıyorum. Vakit çok geç derken erken sözcüğünün zıttı olarak kullanılmış. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç. Yani bu akışta nasıl olursan ol, nasıl akarsan ak anlamında kullanılmış. O zaman sesteş sözcükler C seçeneğinde bir arada kullanılmıştır diyebiliriz. Peki. Sözcükte anlam test 3'ten 5. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başına kullanılamaz? Bu ne demektir? Biraz önce çözdüğümüz soruya benziyor aslında. O yüzden bunun yanıtını bulabileceğinizi hemen düşünüyorum. Tek başına kullanılamıyorsa o zaman anlamsız sözcüklerden oluşmuş. Bunu istiyoruz. Düğünlerde hısım akraba bir araya gelirdi. Hısım akraba dediğimizde akraba kan bağı olarak bağlı olduğumuz kişidir. Mesela teyzeniz akrabamızdır. Hısımsa kan bağı değil ama evlilik yoluyla artık yakın olduğumuz kişidir. Mesela teyzemizin eşi de bizim hısmımız olur. Sakın hasım sözcüğüyle karıştırmayın. Hasımsa düşman demektir. Acı tatlı birçok anımız var seninle. Acı tatlı dediğimde acı ve tatlı yine tek başına anlamlıdır. Yaşadıklarımızı enine boyuna tartışmalıyız. En ve boy sözcüğüne kalmış yine tek başına anlamlıdır. Az buçuk Türkçesiyle derdini anlatmayı başardı. Az ve buçuk burada ikileme yine tek başına anlamlıdır. Ama E seçeneğindeki paldır küldür ikilemesinde oluşturan sözcükler tek başına anlamlı olmadığı için kullanılamaz. O yüzden seçeneğimiz E'dir. Arkadaşlar tekrar hatırlatmak isteriz. Bu sorular şu an ön siparişte olan TYT Türkçe Soru Bankamızın sorularıdır. Soruları özellikle buradan yapacağız bundan sonraki canlı yayınımızı. Ayrıca sizler de soruları çok görmek istiyordunuz. Bu da sizler için bir fırsat. Böylece sorularınızı da görebilirsiniz. Devam edelim hocam. Evet, sözcükte anlam test 3'ten 9. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlamaya yer verilmiştir diyor. Somutlama, soyut olan bir şeyi somuta benzeterek anlatmaktır. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Gözünüzde somut olan mı daha kolay canlanır, soyut olan mı? Yani 5 duyuyla algılanabilen somut, 5 duyuyla algılanamayıp zihinde canlandırdığımızda anlam kazanan sözcükler soyuttur. Böyle baktığınızda bir kalemi mi gözümüzde, somutu mu gözümüzde canlandırmak daha kolaydır, yoksa bir sevgi, soyut sözcüğünü mü canlandırmak daha kolaydır? O yüzden soyutu somuta benzeterek anlatma olayı somutlamadır. Bunu deyimlerle de yapabilirler. Mesela adam burnundan soluyordu dediğimde aslında burnundan solumak, hatta çizgi filmlerde de vardır. Çok sinirlenen karakterin burnundan böyle dumanlar çıkar. Orada onun çok öfkelendiğini anlatmak ister. Öfkelendi demez de burnundan soluyordu der. O kadar üzülmüştü ki kadıncağız mum gibi erimişti dediğimde onun mum nasıl zamanla eriyorsa onu da zamanla zayıfladığından bahsetmiştir. Daha önce çıkmış bir sorudan size bahsedeyim. Şöyle bir soru sordular ve hangi anlam olayına yer verilmiştir dediler. Benim işim uçak kullanmaya benzer. İşinizi pek çok kez mükemmel yapabilirsiniz. Ama tek bir hatanız mahvolmanıza neden olacaktır. Bunu verip hangi anlam olayı vardır dediler. Somutlama. Nereden anladın? Benim işim uçak kullanmaya benzer.
Tek bir hatada mahvolacağım. Demek ki benim işim çok riskli. Hata kabul etmiyor. O zaman burada somutlama yaptık. A seçeneğindeki gibi anne olmak çocuk olmaya benzer. Parkta istediğin kadar oynayabilirsin. Burada da yine bir soyut somuta benzetme olayıyla somutlama olayına da örnek vermiş olduk. Sözcükte anlam test 3'ten 10. soruyu çözelim. Aşağıdaki atasözlerinden hangileri arasındaki anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden ayrıdır? Size şunu da hatırlatmak isterim arkadaşlar. Bakın bu yeni sistemle beraber kelime dağarcığınızı yoklayacaklarını söylediler. Atasözleri ve deyimler de yine öğrencilerin bilmiyorum diye şikayet ettikleri bazı konu başlıklarıdır. Bu açıdan kelime dağarcığınızı geliştirmeye çalışmanızı ben şimdiden öneririm. Keskin sirke küpüne zarar, öfkeyle kalkan zararla oturur demişiz. Keskin sirke küpüne zararsa, yani bulunduğu kaba zararlıysa, o zaman acı olması kendine zarar verecek. Öfkeyle kalkması, zararla oturması da aynı şeyi karşılıyor. Eğer ben öfkeyle bir tepki verirsem, en sonunda alacağım zarar da yine bana olacaktır. O zaman bu anlam ilişkisi, yani bu iki atasöz arasındaki anlam ilişkisi birbirine benzer. Aynı doğrultuda diyebiliriz bunun için. Körle yatan şaşı kalkar, üzüm üzüme baka baka kalır. Yani beraber zaman geçiren insanlar zamanla en sonunda birbirlerine benzerler. İkisi de aynı şeyi söylüyor. O zaman bunlar da aynı doğrultuda diyebiliriz. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Yani yabancı kişi demek istemiş burada el derken. Eğer benim eşeğim değilse o kaybolan, ben onu türkü çağırarak şarkı söyleye söyleye çok da umursamadan, üzülmeden ararım. Çünkü neden acıyı ben çekmiyorum. Her koyun kendi bacağından asılır. Ha, demek ki herkes kendi yaptıklarından sorumludur. Yani bu da aynı doğrultuda diyebiliriz. Akıl olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta. Akıllı değilse hiçbir şekilde fayda sağlayamayacaktır diyor. Yani akıllı olmanın öneminden bahsediyor. Akıllı köprü arayana dek deli suyu geçer. Burada da akıllı birazcık daha temkinli davranıyor değil mi? Köprü arıyor karşıya geçmek için. Bu yüzden birazcık zaman uzuyor. Ama deli birazcık daha atik davranıyor. Çünkü neden? Korkmuyor. Korkmadığı için de temkinli davranmıyor. Yani bazen diyor deli olmak gerekebilir. Aslında burada gözü karalığı vurgulamış ama bu ikisi birbiriyle zıt anlamlı atasözleri. Birinde akıllı olmanın önemi vurgulanırken birinde de deli olmanın önemi. Yani birazcık daha gözü kara, burada mecazen söyledik, önemi vurgulanmış. O yüzden zıt. Açın gözü ekmek teknesindedir ve açın karnı doyar gözü doymaz derken yine aç o yüzden hep ekmeklere bakıyor, yemeklerde gözü. Açın karnı doyar ama gözü doymaz, yine gözü başka yemekler istiyor. Yine karnının doymadığından bahsediyor. O zaman bu da aynı doğrultuda. Bizden istenen D seçeneğidir. Hocam, yeni soruya başlamadan önce, az önce yayını internetten dolayı kapatmak zorunda kaldık. Belki kaçıran arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar, şu konudan yeniden bahsetmek istiyoruz. Yapılan açıklamalarda biliyorsunuz yeni sistemde, özellikle Türkçe bölümünde cümleyi anlamaya, okuduğunu anlamaya ve kelime bilgisi ölçmeye, hatta YÖK Başkanı'nın en son verdiği bir röportajda bu sınavda Türkçe'de çok kitap okuyan kazanacak demişti. Ama yaptığı başka açıklama da dil, yani gramer kısmını, dil bilgisi kısmını azalacağını, yani yoğunluk teşkil etmeyeceğini söylemişti. Şimdi bu açıklamalar doğrultusunda bazı arkadaşlarımız şöyle bir yanlış algı içinde. Bu sınavda dil bilgisi çıkmayacak. Bu işte dil bilgisi sorulmayacak. Kesinlikle arkadaşlar böyle bir şey yok. Sınavda dil bilgisi çıkacak. Yani yoğunluğu nasıl olacak? Tabii geçmiş yıllara bakarsanız zaten YGS zamanında da dil bilgisini azalta azalta gittiler ve en son sınavda 6 veya 7 tane dil bilgisi sorusu, yani 40 soru Türkçe bölümünde, YGS bölümünde 6 veya 7 tane. Bu sistemde de çok büyük ihtimal bu oran korunacak. Yine 6-7 tane dil bilgisi sorusu çıkacak ve sizin bu soruları muhakkak doğru olarak cevap vermeniz lazım. Yani dil bilgisini boşlamış arkadaşlar, çalışmayan arkadaşlar aman diyeyim. Neden? Çünkü sınavın, yani sizin puanınızın %40'ını birinci sınav oluşturuyor. Birinci sınavında yarısı Türkçe. Yani bu da demektir ki toplam puanda baktığınızda Türkçenin her bölüme minimum katkısı %20. Bakın yanlış anlaşılmasın, her bölüme. Yani fenci bir arkadaşa Türkçenin katkısı %20.
Lütfen bu doğrultuda aman, yani elinizdeki kaynaklarda dil bilgisi olan, aman artık dil bilgisine gerek yok. Sakın böyle bir şey yapmayın. Biz de mesela kaynağımızda olabildiğince dil bilgisini yani sınırlı seviyede tuttuk. Oransal olarak daha fazla okuduğunu anlamaya ve cümle yorumlamaya, paragraf yorumlamaya özen gösterdik soru bankasında. Ama dil bilgisi çalışmamazlık yapmayın. Bu bilgiyi de yayın kapanmadan önce hatadan dolayı kapanmıştı, vermiştik. Kaçıran arkadaşlar varsa yine verelim istiyoruz. Evet. Hocam devam edelim soru bankamızdan çözmeye. Tamam, buyurun. Sözcükte anlam dördüncü testimizden bir soru çözelim. İkinci soruyla karşı karşıyayız. Bu parçadaki numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır diyor. Türkçe'de deyimlerin çok önemli bir yeri ve el sözcüğü ile ilgili pek çok deyim vardır. Örneğin elinize çekmek bir kimseyi çıkar uğruna aldatmak, el etmek birini el işaretiyle çağırmak, el tazelemek ellerini dinlendirmek, elden ağza yaşamak duyduğu her şeyi hemen anlatmak, elden çıkarmak satmak anlamında kullanılır demiş. Bunlardan bir tanesi de yanlış açıklanmış. Şöyle baktığınızda elden ağza yaşamak, o gün kazandığı neyse gün sonuna kadar onunla geçinmek anlamına gelir. Buradaysa duyduğu her şeyi hemen anlatmak olarak açıklanmış. O zaman elden ağza yaşamak yanlış açıklanan değildir. Evet, sözcükte anlam test 4'ten 5. soruya bakıyoruz. Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu tarz bir soruyu sormuşlardı arkadaşlar. Birden fazla söz grubunun altını çizip hepsini şıklarda bulmamızı istediler. Biz de öyle bir soruyu çözelim. Marketlerin yayılmasıyla beraber zor günler geçiren bakkallar mecbur kalıp yanındaki çok sevdikleri o çıraklarına sepet havası çaldılar. Sepet havası çaldılar. Demek ki onları işten kovdular. Zamanla marketlerin kampanyalarını artırmasıyla sıfır tüketme noktasına gelen bakkallar, yani tüm varlıklarını tüketen bakkallar, artık uzun boylu düşünüp bir çözüm bulmaları gerektiğini anladılar. Uzun boylu enine boyuna tutulmuyor, tüm ayrıntılarıyla düşünüyorlar. Öyle bir şey göremedik. O yağlı müşterilerinden birkaçını eski gelenekler hatırına kendilerinden alışveriş etmeye ikna etmek isteseler de, şuraya kadar bir o yağlı müşterilere bakalım. Yağlı müşteri ise demek ki alıcı kesim zengin. İkna etmek isteseler de bulundukları mahallede fare düşse başı yaralacağından yine çaresiz beklemeye koyuldular. Demek ki fare düşse başı yaralıyorsa hiç kimse yok etrafta, hiç alacak kimse yok. Demek ki fakir kesimden bahsediyor. O zaman orijinal fikirleri gösteren bir söz grubu kullanılmamıştır. Yanıt E. Peki sözcükte anlam test 4'te 12. soru. Diğer yayında bahsetmiştim birazcık ALES tarzına benzeyebilir sorular diye. ALES tarzında da nasıl olacak? Şu size verdiğim örnekte. Parçada birden fazla boşluk kullanarak hangilerinin gelmesi gerektiğini yorumlayabilirler. Veya bir cümle verip hangisi kesin olarak çıkarılabilir diyebilirler. Cümleleri karışık verip işte anlamlı bir şekilde sıralandığında baştan dördüncü, yine bu soruları soruyorlardı ama ağırlık verebilirler. Böyle bir soru tipini de beraber çözelim. Bu parçada boş bırakılan yerlere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? İnsanlar nokta seyahat ederken sanatsal aktivitelere katılmak istiyor. Bunu nokta sanat kurumları kolları sıvayarak sanat seyahat ile nokta sanat gezileri düzenlemeye başladılar. Bakalım bir şöyle. İnsanlar önceden seyahat ederken sanatsal aktivitelere katılmak istiyor. Olmadı değil mi? O zaman A seçeneğini çok güzel eliyorum. İnsanlar son günlerde seyahat ederken sanatsal aktivitelere katılmak istiyor. Olabilir. Bunu hedefleyen sanat kurumları kolları sıvayarak sanat seyahat ile ayırıp sanat gezileri düzenlemeye başladılar. Şuraya kadar güzeldi değil mi? Ama son sözcük yüzünden olmadı. İnsanlar geçen yıllarda seyahat ederken böyle olmayacak. İnsanlar eskiden beri seyahat ederken sanatsal aktivitelere katılmak istiyor. Eskiden beri istiyor. Olmaz, zira bunu göz ardı eden sanat kurumları neden göz ardı etsinler ki değil mi? Ön plana alırlar. İnsanlar artık seyahat ederken sanatsal aktivitelere katılmak istiyor. Bunu fark eden sanat kurumları kolları sıvayarak sanatı seyahat ile birleştirerek sanat gezileri düzenlemeye başladılar. Tam bir
anlama fışı sağlandı. O yüzden hocam, yanıtımız Edirne seçildi. Hocam bu sorularda, yani az önce gördüğünüz soruda şöyle alalım yani tekrar. Benim dikkatim, yani çok kolay gözüken soru evet. tiplerinden ama arkadaşlar hı-hı. dikkat ettiyseniz hocamız bizi çözerken ne kadar çok yoruldu. Yani bu tip sorularla ÖSYM sizi sınavda yormayı hedefliyor. Yani şıkları da yerine koyarak yerleştiriyorsunuz ve yoruluyorsunuz. Bu da kafa karışıklığına sebep oluyor. İşte burada okuduğunu anlama, yani süreklilik, yani paragrafta olabilmek, bunlar önem kazanıyor. Hı hı. Yani bizim soru bankamız özellikle bu tip sorulara yer verdik ki arkadaşlar, yani sınavda pratik kazanıyor. Evet, sınavda şaşırmayın. Devam edelim hocam. Şöyle koyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ocak sözcüğünün anlamı ve kullanımı birbirine uymamaktadır? Olumsuz soru kökünü de yine ben hep adetimdir yuvarlak içine alıp yanına çarpı koyarım ki onu dikkatsizlik yüzünden yanlış yapmayayım. Sizde de bir alışkanlık olursa iyi olur. Sonradan pişmanlık olmasın. Aa ben öyle okumamıştım gibi. O yüzden olumsuzsa altını çizmiştir zaten size ama siz de yanına kendinizin anlayacağı bir işaret koymaya gayret gösterin. Ateş yakma amacıyla kullanılan yer kampta taştan bir ocak yaptık. Evet. Buradaki ocak ateş yakma amacıyla kullanılan yer anlamındadır. Şömine demiş. Ocağın önünde oturup düşüncelere daldı. Evet, şöminenin önünde oturup. Bostanlarda meyve sebze ekimi için ayrılmış bölüm. Enişten bahçesinde ocak açmakla meşguldü. Evet, bahçede demek ki meyve sebze ekmek için uğraşıyor. Ev, aile, soy. Bu vatansever ocağında kendini güvende hissederdi. Aslında burada kastettiği şey. Aynı fikirde olanların buluştuğu yer. Şöyle yanına da yazayım. Aynı fikirde olanların buluştuğu yer. Eğer ev, aile, soy anlamında kullanılsaydı baba ocağına gitmek istiyorum gibi hani öyle bir cümlede olabilirdi. O zaman burada anlamına uygun kullanılmamış. E seçeneğine bakalım. Cevher çıkarılan yer demiş. Dedem yıllarca maden ocağında çalışıp ekmeğini kazandı. Doğru. Böylece sözcükle anlam test 5'ten 8. soruyu da çözmüş olduk. Hocam hemen yine araya giriyoruz. Tamam. Ödüllü sorumuzu koyalım. Buyurun arkadaşlar. Ödüllü soru 2. sorumuz. Şöyle bir ekran fotoğrafı almanız için bekleyelim. Hocam soruyu da okursanız arkadaşlarım tamam, için. Tamam. Yukarıda numaralanmış cümlelerde geçen deyimlerden hangileri birbirine anlamca en yakındır? Bu ıssız yerde yıllarca yalnız başına yaşamak canına tak etmişti. İhtiyar oğlunu da yitirince dünyası başına yıkıldı. Komşuların çirkin davranışlarından bunalmış artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Evin her yerini temizleyeceğim diye kanter içinde kalmıştı. Burada deyimleri bulup altına çizerseniz anlamca birbirine en yakın olanlar gözünüze daha net görünecektir. İki seçeneğimiz var. Bu da hikaye bölümünde ankette olacaktır. Evet arkadaşlar, yayınımız bittikten sonra cevap şıklarını hikayede anket bölümüne koyacağız. Burada doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı işaretleyeceksiniz. İkinci sorumuzda da doğru cevap verenler arasından yapacağımız çekilişte bir kişiye TYT Türkçe Soru Bankamızı hediye edeceğiz. Çekiliş sonuçları yarın saat 20'de açıklanacak. Bu da bilginiz olsun. Bu arada bir ufak detay daha vermek istiyorum. Çarşamba günü akşam henüz daha saati kesinleşmedi ama büyük ihtimal 21 olur. Matematik canlı yayınımız olacak. Yine matematik canlı yayınımızda yeni TYT matematik soru bankamızdan soruların çözümleri olacak. Aslında TYT soru bankamızdaki soruların hepsi bu tarz çözümlü olacak arkadaşlar. Yani özellikle testlerde sizi zorlanabileceğiniz veya öğreticilik düzeyi yüksek olan soruları çözümü yapılacak. Bazıları canlı yayından yapılacak, bazıları direkt YouTube'a video olarak yüklenecek. Ama bu videoda dahil olmak üzere tüm videolar YouTube Çöz Kazan Yayınları kanalımıza yüklenecek. Devam edelim hocam. Soru isterim. Sözcükte anlam test 6'dan 5. soruyu çözelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim yoktur demiş. Sahneye çıktığında onun için bacak kadar boyuyla hiçbir şey çalamaz dendi. Bacak kadar boyuyla demek ki onu küçük görmüşler, küçümsemişler. Rakibi olan gençlerin bahset tutuşluklarını da duydum. Demek ki o kişi hakkında bazı iddialar ortaya atmışlar. İki taraf oluşmuş. Oysa kız herkesin ağzını açık bırakacak bir performans sergiledi. Demek ki herkesi şaşırttı. Evet, küçük damat belli ki zor denen kemanla çok vakit geçirmişti ve gençlerin planı baş aşağı gelmişti. Hani şu bahset tutuşanlar vardı ya, planladıkları şeyler ters tepti. Yolunda gitmedi.
Artık herkesin anlaması gereken bir şey vardı. Emeksiz yemek olmazdı. Bu kız genç yaşına rağmen çok çalışmış ve şimdi övgüleri dinlemeye hazırdı. Belki diyeceksiniz ki burada emeksiz yemek olmazdı deyim değil midir? Hayır, bu da atasözüdür. Zaten soruda hangisinde deyim yoktur demişti. O zaman E seçeneği de yanıtımız olacaktır. Hocam bu soru ciddi bir şekilde atasözü ve deyim bilgisini sınırlıyor. Evet, evet, evet. Zaten deyim ve atasözleri günlük kullanımda da konuşmayı zenginleştiren bazı söz kalıpları. Onları bilmek hem genel kültür açısından insanı birazcık daha üst kademelere taşıyor. Hem de birazcık reel olarak baktığınızda önümüzdeki sınavda da size netler getiriyor. Bakalım sözcükte anlam test 6'da 10. soruya geldik. Kırdaki 6 çizgi sözcüklerden hangileri mecaz anlamda kullanılmamıştır? Yine bu da daha önce ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerinden bir tanesi. Çocukların kendine güveninin gelmesini istiyorsanız öfke saça da olsa yemesine izin verin. Etrafın kirlendiğini görünce bu fikrinizden soğumayın sakın. Onun kendi yerkenki mutluluğunu gördüğünüzde her şeyin boş olduğunu göreceksiniz. Bu ince nokta ilişkinizi de geliştirecek. Şimdi mecaz anlamda kullanıldıysa demek ki aklımıza gelen ilk anlamda yani gerçek anlamda kullanılmamış. Bir de ben öğrencilerimden hep şunu duyuyorum. Hocam benim aklıma işte ince deyince kalın olmayan değil de hani ince fikirlideki biraz daha detaylı düşünmek geliyor. Bu birazcık öznel bir kullanım değil mi? Kişiden kişiye değişen bir kullanım. O zaman burada nasıl netliğe kavuşacağız? Sözlükte temel anlam bir sözcüğe baktığınızda bir ile gösterilen anlamdır arkadaşlar. O yüzden itirafa düşmemek için, herkesin ortak fikirde olması için sözlükleri baz alıyoruz. Evet, size yaşanmışlıklarınızdan dolayı ince sözcüğü farklı bir şey çağrıştırabilir bir kitapta ama herkes buna bakmaz. O yüzden sizin temel anlam, gerçek anlam, mecaz anlam o noktaları incelerken dikkat edeceğiniz şey sözlüklerde bir numarayla gösterilendir. Bu sırada soruyu okuduysanız cevabı bulmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Beraber çözelim. Çocukların kendine güveninin gelmesini istiyorsanız derken güven sözcüğü burada gerçek anlamda kullanılmıştır. Mecaz anlamda değildir. Etrafın kirlendiğini görünce evet lekelendiğini, pislendiğini demek istiyor değil mi? Bu da gerçek anlamda. Bu fikrinizden soğumayın sakın. Burada sıcağın zıttı olarak bir hava olayı olarak bahsetmiyor. Soğumak derken eskiden ılımlı bir şekilde yaklaştığın fikre artık o şekilde yaklaşmamaktan bahsediyor. O zaman soğumak burada mecaz anlamlı diyebiliriz. 'Onun kendi yerkenki mutluluğunu gördüğünüzde her şeyin boş olduğunu göreceksiniz. Dolu zıttı değil, değil mi? Her şeyin önemsiz olduğunu göreceksiniz anlamında. O zaman bu da mecaz anlamlı. Bu ince nokta ilişkinizi de geliştirecek. İnce derken kastettiği kanın zıttı değil, değil mi? Önemli nokta. O zaman bu da mecaz anlamlı. Bizden istenen neydi? Mecaz anlamda kullanılmayandı. 1 ve 2'yi de yanıt olarak işaretliyoruz. 13 sorumuzu da böylece gönderdik. Sözcükte anlam 7. testten 2. soruyu çözelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisini yüklem kısa sürede bitirmek anlamındadır? Zor vursansak da arabayı düze çıkardık. 6. sürede bitirmek. Geçmez dediğimiz 3 yıl göz açıp kapayana kadarmış, göz açıp kapayana kadarmış. Sen Murat'a güven, o her işin hakkından gelir, her işin hakkından gelmesin. 2 saat evden gittim, burayı ırgat pazarına döndürdüm. Lavancı mı yok, en yakın zamanda ben de toplanıyoruz. Şimdi, yüklemlerin altını çizdim. Kısa sürede bitirmek anlamı nerededir? Göz açıp kapayana kadar. Zira bilmediğiniz bir deyim varsa onu ilk önce gerçek anlamda gözünüzde bir canlandırmaya çalışın. Gözünüzü açıp kapattığınızı fark etmiyorsunuz bile değil mi? Ne kadar hızlı yaptınız bir eylem. O zaman kısa sürede bitirmek anlamını da göz açıp kapayana kadar deyimiyle çok rahat karşılayabiliriz. Bu sorumuzu da göreyim. Evet, yine ÖSYM'nin çokça tercih ettiği altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir tarzı sorular. Güzel bir soru. Beraber okuyalım. Test 8'in 6. sorusu. Olaylara gerçekçi yaklaşmaya çalışır. Neden oldu sorusunu sorarım mutlaka. Bundan sonra ne yapacağım noktasında iyice düşünürüm. Bir taraf ağır bassa da nikbinliğin gözümü kör etmesine izin vermez. Sonuçların diğer yanını da değerlendirmeye alırım. Şimdi nikbinliğin gözümü kör etmesine izin vermez ne demek? Nikbinlik ne demek? Burada yine bakın kelime dağarcığı bizim için önemli olacak bu sınavda demiştik. Nikbinliğin ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Nikbinlik olumlu düşünmek demek. Yani optimizm demek.
O zaman optimizmin baskınlığını engellemek. Çünkü neden? Bak nikbinliği optimizmle beraber eşleştirdim. Gözümü kör etmesine izin vermez bölümünü de hani gözümü kör etti, başka bir şey görmüyorum. Demek ki o benim hayatımda artık daha baskın. Baskınlığına izin vermiyorum. Onu da yeşille çizmek istiyorum size. İzin vermiyorsam demek ki onu engelliyorum. Bakın şöyle bir eşleştirmeye de matematiksel olarak yer verirseniz birazcık daha kendinizden emin o şıkka gidebilirsiniz. Diğer şıklara da bakmak istiyorum. Realist bir yaklaşımla değerlendirmek, realist gerçekçi. Pesimist bir bakış açısını kovmak, pesimist de optimizmin tam tersidir aslına bakarsanız, kötümserlik anlamına gelir. Başkasının kararlarından etkilenmemek, burada öyle bir vurgu yoktu. Duyguların sesine kulak vermek, bunu hocam, da kastetmiyorum. Buyurun. Ben bu soruyu bir taktik vermek istiyorum arkadaşlara. Arkadaşlar bu soru bir kelime dağarcığı sınayan bir soru. Bizim kaynaklarımız olur veya başka kaynaklarda olur. Böyle bilmediğiniz kelimeler çıktığında işte sorunun cevabını verdiniz ve yanlış çıktı. Doğrusuna baktığınızda eşleştirdiniz ve cevabı işte buldunuz. Kelimenin ne demek istediğini buldunuz. Bu kelimeyi unutmamak adına mutlaka kendinize bir defter yapın arkadaşlar. Mesela bu kelimenin anlamını deftere yazın. En azından yazdığınızda bilinçaltınıza bunu kaydetmiş olursunuz. Şöyle bir gerçeklik var arkadaşlar. Beyin tekrar etmediği hiçbir şeyi tutmaz. Mutlaka tekrar etmeniz lazım. Yani tekrarlar sizin için o kadar önemli ki. Ya yani evet, mesela şimdi konuyu çalıştınız. Aldığınız testleri önünüze canavar gibiyiz. Çatır çatır çözüyoruz soruları. Buradan 6 ay sonra geçti. Aynı konudayız. Bakıyoruz. O çatır çatır soruyu çözen çocuktan, gençten eser kalmamış. Nerede? Unutmuş. Çünkü beyin tekrar etmediği için bilinçaltına konuyu yerleştirmemiş. Lütfen kendinize ders çalışma programının yanında bir de tekrar programı yapın arkadaşlar. Tekrar programı da çok önemli. Devam edelim. Tamam. Sözcükte anlam test 8'den 10. soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı sözcükte hem dolaylama hem adak vermesi yapılmıştır? Çok güzel aslında. Aynı sözcüklerle istiyoruz. Dolaylama ve adak sarmasını beraber istiyoruz. Biraz önce konuşmuştuk, ikisi birbirine çok karışır demiştik. O yüzden size tekrar hatırlatmak istiyorum. Dolaylama tek sözcükle karşılanabilecek bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaktı. Mesela biraz önce meşin yuvarlak topa karşılık gelir demiştik. İşte file bekçisi kaleciye karşılık gelir demiştik. Bir tane dolaylamaya şurada bir örnek yazalım da benzer bir şey aklınızda dursun. Bu sefer ne diyelim? Kasa faresi diyelim mesela. Hatta A seçeneğinde de varmış, onu da açıklamış olduk. Kasa faresi aslında hırsız demek. Adak darması, adak darmasına da örnek verelim. Ne diyelim? Biraz önce de söylemiştik, 3 tabak yedim demiştik. Bu sefer de 3 bardak içtim, o kadar susamıştım ki olsun. Yine burada da bardakla iç dış ilişkisi yapalım. Aslında bardağı içemiyoruz, içindeki suyu içiyoruz. Peki. Hem dolaylama hem adak darmasını istiyoruz. Bir kasa faresi olduğu öğrenince tüm mağaza sorguya çekildi. O zaman burada dolaylama var. Aynı sözcükte adak darması yapılmış mı? Hayır. Ege'nin incisini görmediyseniz bir şeyleri eksik demektir. Ege'nin incisi derken yine dolaylama yapmış, İzmir'i kastediyor. Mahallemde beni herkes tanır. Bakkal, eczane, kasap. Bakkal tanır, eczane tanır, kasap tanır da mekan olarak duvarlar mı tanıyor, raflar mı tanıyor? Hayır. Orada çalışan kişiler tanıyor. O zaman burada da adak darması yapmış. Soruya tekrar dönelim isterseniz. Aynı sözcükte hem dolaylama hem adak darması arıyoruz. Bu Yeditepe'li şehir artık misafir istemiyor gibiydi. Cevabımız çıktı. Yeditepe'li şehir neresidir? İstanbul. İstanbul artık misafir istemiyor gibiydi diyor. İstanbul, yani şöyle bir haritayı gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum sizden. İstanbul bölgesi. Orası mı istemiyor? Hayır. İstanbul'da oturan insanlar istemiyor. O zaman şöyle alalım. İstanbul derken hem dolaylama yapmış hem de adak tarması yapmış. O zaman yanıtımız deniz seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde deyim açıklayıcısıyla birlikte verilmemiştir? Bu tarz sorularda yanlışa düşmemek için yapabileceğiniz en emin çözme yöntemi
hem deyim olarak gördüğümüz kısmın hem de açıklayıcı olarak gördüğümüz kısmın altını çizmektir. O zaman artık yanlış yapma olasılığımız kalmayacak. Bize verilmeyeni soruyor değil mi? Tamam. Hardun Bey feleğin çemberinden geçmiş, tecrübeli biriydi. Buradaki deyim feleğin çemberinden geçmiş olmasa, feleğin çemberinden geçtiyse demek ki tecrübeli birisi. Açıklamasını da gördüm. A cevap olamaz. Hulusi Kentmen tüm filmlerde fukara babası rollerde. Deyim burada. Ne demek fukara babası? Fakirleri kollayan kişileri oynamasıyla karşımıza çıktı. Demek ki fukara babasıysa fakirleri kolluyor. Bu hayatın ne getireceği hiç belli olmaz. Gafil baş düşmana eş, bunu unutmamak lazım. Deyimi gördüm. Hani açıklaması? Eğer gafil avlanırsan derler ya, hazırlıksız olursan, bu düşmana da açık olmak demektir. Düşmanla aynı şeydir. Bunun açıklamasını göremiyorum. C yanıtımız. Diğer seçeneklere de bakalım mı? Annem gece gündüz battaniye örerken göz nuru döküyor. Göz nuru döküyor. Demek ki ellemeyi var. Tüm emeklerinizi hiçe sayması, yaptıklarınıza değer vermemesi bizi derinden yaraladı. Emekleri hiçe saydıysa demek ki bunu hiç değerinde görüyor. Yani hiç değer vermiyor. O zaman açıklamayı da gördüm. C'de yanıtımız olacaktır. Yukarıdaki cümlelerin hangisine camı açar mısın lütfen cümlesindekine benzer bir anlam olayı vardır demiş. Biraz önce size örnek vermiştim. Camı açar mısın derken aslında tuttuğumuz şey ortadaki kısım değil. Etrafındaki çerçevedir. Pencereyi tutuyorum. Cam derken pencereyi kastediyorum. Bu da adak tarması demektir demiştim. Birinci cümleye bakıyorum. Potanın perileri zafer üstüne zafer kazanıyordu. Burada kadın voleybol takımından bahsediyor. O zaman potanın perileri derken dolaylama yapmış. Onca gözün beni izlediğini bilmek çok tedirgin edici. Göz derken kastettiği, yani düşünün, gözün tek başına bir organ olarak bizi izlemesi mümkün değil. Gözün ait olduğu kişilerin bizi izlediğinden bahsediyor. O zaman yanıtımız Bursa seçeneğidir. Adak tarması burada yapılmıştır. Parça bütün ilişkisi yoluyla da diyebilirim. Arkadaşlar, internetten kaynaklı donmalar veya kalite düşüklüğü yaşıyorsanız yayın tekrarı hem YouTube'a yüklenecek hem de Instagram'ın hikaye bölümünde de kalacak bu. Oradan da tekrar seyredebilirsiniz. Sorular bildiğiniz gibi yeni çıkacak olan TYT, Çöz Kazan Yayınları Temel Yeterlilik Testi Türkçe Soru Bankası'na ait sorularımız. Aynı bu şekilde bütün ünitelerin sorularından seçtiğimiz bazıları çözülecek. Yeri geldiğinde canlı yayından çözülecek. Yeri geldiğinde de YouTube videosu olarak YouTube Çöz Kazan Yayınları da çözülecek. Devam edelim hocam. Tamam. Sözcüklerden test 10'dan 10. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde bulunan deyimlerden hangisinin açıklaması parantez içinde yanlış verilmiştir? Yine bir deyim, yine kelime dağarcığını geliştirmek amaçlı önemli olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Mezar kaçkınına dönmüşsün bu halinle. Mezar kaçkını. Adeta bir zombi gibi demek istiyor. Yani çok zayıf. Ben öyle insanlara pabuç bırakır mıyım hiç? Pabuç bırakır mıyım? Yapacağımdan vazgeçmem. Peki. Paçayı kaptırınca kurtulmak kolay olmadı. Paçayı kaptırdı, yakalandı demek ki. Fikret laf altında kalmayan biriydi. Sözde sataşan. Aslında burada şöyle düşünün. Laf altında kalmıyorsa birinin söylediği bir şeye cevap olarak iyi bir şey, iyi bir tepki veriyor. Yani onun söylediğinin altında kalmıyor demek bu. Durup dururken ona sataşmıyor. Sadece ona gelecek saldırılara iyi bir cevap veriyor demektir. Buradaki açıklama yanlıştır. Gecesini gündüzüne katıp bu evi yaptılar. Gecelerini gündüzüne kattılar. Demek ki hiç ara vermediler, hiç uyumadılar. O zaman yanıt da denizli olacak. Ve sözcükte anlam test 10'dan 12. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki deyimlerden hangisi hem olumlu hem olumsuz cümlede kullanılabilir? Burada da yine kendi hayal gücünüze, kendi cümle kurma dağarcığınıza bağlı bir soru. Taş atmak. Sevdiğiniz bir kişiye taş atmayacağınıza göre. Demek ki beğenmediğiniz, eleştirdiğiniz bir kişiye taş atacaksınız. Burada taş atmak sadece olumsuz durumlarda kullanılabilir. Tam adamını bulmak. Bakalım. Şimdi diyelim ki işinin çok ehli olan biri var. Siz de ondan yardım istiyorsunuz. O zaman tam adamını buldunuz. Olumlu bir durumda kullanabiliriz. Bir de
olumsuz bir durumda da kullanabiliriz. Hiç seçmememiz gereken bir kişiyi seçtik. Heh, tam adamını buldum diyebiliriz. O zaman hem olumlu hem olumsuz durumda kullanılabilen B seçeneğidir. Ödül sorumuz hocam. Evet hocam. Tamam. Üçüncü ödüllü sorumuz arkadaşlar. Yine. Ödül sorumuz şey yapmadan önce arkadaşlar temel yeterlik testi soru bankaları ön siparişte devam ediyor. Şu an yayını kontrol ettim. Instagram'da bir yayın kalitesi düştü. Evet farkındayım ama yayın tekrarı YouTube'da olacak. Ayrıca Instagram'ın hikaye bölümüne de düzgün yükleneceğini düşünüyorum. O tekrardan da seyredebilirsiniz. Bu tip yayınlarımız devam edecek arkadaşlar. Canlı yayında olabildiğince tüm derslere, sözel, sayısal tüm derslere önem vereceğiz. Burada özellikle şunu belirtmek isterim. Bizim gibi bu tip canlı yayın yapan veya banttan yayın yapan hocalarımıza destek verin. Onlar emin olun sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hepinizin üniversiteye girmede fayda sağlamak için uğraşıyorlar. Bu tip yayınlara yani elinizden geldiği kadar destek çıkın arkadaşlar. Bugün mesela çok ufak paylaşmak istiyorum. Sosyal medyada çok haksız bir şekilde yayın evimiz iftiraya uğradı. Tabii ki hukuki haklarımız saklı kalmakla yani her bize söyleyeni de sineye çekmeyeceğiz. Hukuksal olarak söyleyeceğiz ama yok bize özellikle YGS'yi TYT diye kapağını değiştirmişler. Arkadaşlar bizim YGS soru bankamız yok. Geçen sene de yoktu. Bu sene de yok. Geçen sene deneme setlerimiz vardı. Bu sene TYT soru bankasından başladık ve devam edeceğiz. Çok yakın zamanda denemelerimiz de çıkacak. Yeni yayınlarda size destek vermeye devam edeceğiz. Şimdi ödüllü sorumuza bakalım. Yine yayın bittikten sonra hikayeye atacağız ödüllü soruları. Evet. Siz ekran fotoğrafı alırken ben bir yandan sizin için okumak istiyorum soruyu. Bu parçada geçen hiç dalgalanmayan ve hiç ses vermeyen ıssız bir deniz sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Batılı şairlerden biri ben suya taş atan bir adamım diyor. Buradaki sudan maksat kamuoyu değil midir? Şair havuz kenarında eğlenen bir çocuk gibi Rusya taş atıyor ve her taş kendi ağırlığına göre bir takım halkalar oluşturarak ve sesler çıkararak suyun dibine dalıyor. İşte bir zamanlar bizim şairlerimizin de taş attığı yer. Hiç dalgalanmayan ve hiç ses vermeyen ıssız bir denizdi. İki seçeneğimiz var yine. Sanat yapıtlarında estetik düşüncesinin önemsenmediği devir ya da sanat yapıtlarının değerinin anlaşılmadığı ortam. Yine bunun yanıtını da Instagram'daki hikaye bölümünde anket olarak cevap verebilirsiniz. A ve B seçeneği var. Yine 3 tane sorumuz var demiştik. 3 sorumuzda da doğru yanıt veren birer kişiye TYT Türkçe Soru Bankası'nı hediye edeceğiz. Toplam 3 kişi arkadaşlar. Her soruda bir kişiye TYT Türkçe Soru Bankası hediye edeceğiz. Yeniden hatırlatıyorum. Çarşamba akşam büyük ihtimalle saat 9'da saat kesin değil ama matematik soru çözümü yapılacak. Yine TYT Matematik Soru Bankamızdan sorular çözülecek. Bilginiz olsun. Hem daha fazla soru görebilmeniz adına böyle bir çalışma yapacağız. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İrem evet hocam, ben teşekkür ediyorum. Diğer yayınlarda da görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.